Açar dedim, bunlar koklayacağım bu güzel kokuyu. Diğer gülleri sevmiyorum sizin kadar, kusura. Bu kokuyu var ya. Bitlere, ölünür yani. Bitlere ne yaptık? Bitleri bayağı azalttım. Çok teşekkür ediyorum. Harika yorumlar geldi. Birçok fikir gelmiş. Ben 2 gündür Arap sabunuyla bol bol sıkım yapıyorum. Bayağı bir azaldı. Bugün de yapacağım inşallah. Bugün de şey yapalım. Şimdi Nursen ablayla Bahadır abi videoyu koyar koymaz aradılar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Alankıyı'da Nursen ablamız ya bitkilerle çok haşır neşir evet, onlar. Aynen. Direkt odun külü serp dedi. Hiçbir şey kalmaz. Ama onların da başına kalıyormuş. Odun külü olması lazım sadece. Başka bir şey olmaması gerekiyormuş onun için galiba. Evet işte bir bakayım. Aslında bizim peletlerin külü olur mu acaba? O da çantalaşı. Olur aslında. Bir deneyelim mi? Ama bayağı azaldı bitler var. Tabii biraz çok renk kötü. Kendine gelmeye başlamış. Yani doluydu bunlar falan. Hiç görünmüyordu. Bunlar falan böyle. Rengi niye böyle? Bitten dolayı. Değil mi? Rengi. Böyle nefes alamıyorum. Bak bak. Mutluluğa bak. Mutluluğa bak. Ay. Onlar şey. Yani şu an var ya bak. Kanaryalar dahi yuva yapıyor. Ay. İnanılmaz bir hareket var. Bak sabahtan beri yuva taşıyor. Sürüye yuva yapmaya çalışıyor. Her şey jütip atın demiş. Jütip atalım bunlara. Jütip mi? Jütip ile yapıyorlarmış. Benim var şey mı? Var. Ha, jütip mi var? Evet. Lan nasıl kaçtınız siz? Nereden kaçtınız?
için. Şimdi bunu sırık domateslerimiz için kullanacağız. Evet. Balkonda yetiştirdiğimiz atalık tohumları da şuraya şöyle şimdi dikmeye başlayalım. Olur. Evet, atalık domatesler pembe miydi bunlar? Evet, pembe. Pembe domatesler toprakta buluşuyor mu? Evet. Tutar mı sence? Tutar, geçense tuttu. Çok küçükler ya. Hemen büyüyorlar. Şunlardan bazıları çıkmamış. Evet. Hadi o zaman yapalım oraya. Bu atalıklar bugün bitsin. Daha sonra da sırık domatesleri yapacağız. Biraz. Evet, şimdi şöyle bir karara vardık. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde şiddetli yağmur veriyor. Bizim bunlar da çok ufak. Şimdi yağmur bunları telef edecek. Evet, eder. Değil mi? Zaten 23 Nisan'dan evvel de ekim, dikim yapılmazmış. Öyle mi dediler? Evet. Nevin mi dedi? Nevin'in annesi. Biz domates ekeceğiz tarlaya. O zaman sormuş, 23 Nisan'dan önce ekim dikim yapılmaz demiş. Valla. Evet. Zaten şimdi yağmurda şu toprak iyice bir ıslansın. Daha... Aynen, toprak ıslanır demiş o da. Ondan sonra yapılır demiş. O zaman biz şimdi yerlerini hazır edelim. He, o ıslansın iyice. Evet. Şimdi zaten hiç... bak düşün, bunun sadece bu kadarcık fidenin sadece bu kadar boşluğa ihtiyacı var. Tabii bizim çok yer harcayacağız burada. Yani bunların minicik olduğuna bakmasan bu bir tanesi olacak. Ya biliyorum tabii, şurayı nasıl sarmıştı hatırlamıyor musun? Çok sık dikmiştik bunlar minik diye ama bu pembe domates ve çok iri bir domates. Biz o zaman hiç şimdi bunları riske etmeyelim. Yerlerini hazırlayalım. Tamam. Tamam mı? Yağmur güzelce yağsın. Burayı ıslatsın. Evet. Daha sonra da hepsini bir oturuşta hepsini diker kalkar gideriz. Evet, bence de daha iyi olur. Şimdi çok acı. Dikkat eder misin? Yine açtı. Evet, su gibi. Çok acıcık ama. Evet, yeter anneciğim. Teşekkür ederim. Bunlar bir güzel sulandı. Bunlar zaten içerik kaldı mı ölüyorlar hemen. Şimdi bir arık burada var ya. Öbürünü de buradan şöyle karşıya doğru mu götürelim? Bence şöyle yapsak daha iyi gibi geldi bana. Şöyle de yapabiliriz. Gene buradan böyle bir tane götürelim. Araya da yapalım. Hepsi birbirine bağlı olsun. Suyu buradan verdik de hepsine aksın. Ha? Olur. Şuradan ben kazıyım. Sonra da şu araya şöyle bağlantılar atayım. Şeyden mi? Gülün altından. Yani şuradan. Tamam. İşte. Evet. İşte hani yürümesi zor olur mu diye. Şunu istersen biraz daha uzatalım elmaya kadar. Bu da elmaya kadar gitsin. Orası birleştikleri yer olsun. Ha? Bak şurası doğmadı. Biraz bekleyelim.
Buraya oraya tutun. Buradan gel. Buradan oğlum buradan. Buradan gel. Gel buradan. Şimdi o tarafa koyalım. Hatta gel kanalatlık yap. Oraları da şey yap. Senin yapacağın yeri biraz kullan. Çok kötü de soğuk kalkıyor. Burada benim yaptığım yerde. Karpuz da güzel olabilir ha. Yumuşak ya. Karpuz yapın. Ama ya, vardı da olmalı ya. Kızlar hep kavun karpuz tutuyor. Bu çok kolay, bayalık geliyor ya. Beklenen yağmur geldi. Vallahi gece uyku tutmadı. Çok yıldırım fırtına oldu. Kuşlar için biraz endişelendim açıkçası. Şu an günün ağarmasıyla beraber hemen aşağı indim. Allah'a şükür kuşlarda hiçbir şey yok. Hiçbirinde bir şey yok. Gayet mutlular. Yuvalara baktım. Yuvaların üstüne mevran yapmıştım. Yuvalarda da bir ıslaklık yok. Tekrar birazdan kontrol edeceğim. Ama sorun yok gibi yani.
Gel. Gel. Kızım dedem keyiflendi yağmur görünce, bakın nasıl dil ötüyor, bakın. Bak bak. Maşallah maşallah. Ya bu yağmur fırtına işi bende fobi yani, gerçekten. Muğla'dan kalma bir fobi. Orada o kadar büyük fırtınalar yaşadık ki biz. O zaman da işte Semoş eşeğimiz falan vardı. Onların yerleri doğru düzgün değildi. Kiradaydık. Ben onlara böyle barka gibi yer yapmıştım falan. Hiç unutmuyorum yani. Antalya'da böyle uçakları oynatmıştı ya hortum, fırtına. O kış. Gerçekten o kış bende fobi yaptı. O yüzden böyle fırtına uyarıları verildi mi, fırtına başladı mı gece uyku tutmuyor beni. Ya kendim için değil yani, hayvanlar için fobi yapıyorum. Yani başlarına bir şey gelir mi? Ne bileyim, kötü kötü düşünceler geliyor aklıma. Sabah kalktığımda hayvanları yerde ölmüş bulursam ne yapacağım? Kafayı yiyorum. Hatta gece yatmadan evvel indim. Ya manyaklığa bakın yani, kuşları açıkta nerede kuş kalmış aldım, oradan gittim kapalı yere götürdüm. Hani böyle eğreti yerde duranları yerini değiştirdim. Aslında gerek yok, bakın hayvan yağmurun altında ıslanıyor yani. Şu an istese bakın buradan kalkıp, istese bakın şuradan kalkıp gidebilir. Ama bakın ne güzel takılıyorlar. Bak niye şimdi oraya niye gitmiyor? Bak burada duruyor. Hoşuna gidiyor. Ya en çok yorumlarda yazılan da bu, kışın bu hayvanlar ne yapacak? İşte yağmurda fırtınada nasıl olacak diye böyle çok sorular var. Bakın YouTube'da Yiğit Uysal yazın ya da arama çubuğuna salma kuş kafesi yazın. Ve çıkan sonuçlarda Yiğit Uysal'ı bulun. Ya Kütahya'da bakıyor. -5 derecede aynı bizimki gibi, üstü açık. Yarı kapalı kısmı da var, açık kısmı da var. Ve -5'te karlar içinde bakıyor. Ve hayvanlar o kışın sonunda bile, -5'te bile yavru bakıyorlar bakın o yuvada. İnanamazsınız. Ben böyle endişelerimi falan bazen ona yorum atıyorum. Sağ olsun hepsine cevap verdi. Yağmurda ya hayvanlar hiçbir şey olmaz diyor. Yani ister onlar zaten kendileri yağmurun altında duracaklar diyor. İsterlerse zaten kendilerini kapalı yere atarlar diyor. Gerçekten ne şartlarda bakıyorlar inanamazsın. Biz zaten İzmir'deyiz. Yani bizde -5 söz konusu değil. Bizim kışın 5-10 derece arasında sıcaklığımız. Hani sıfıra çok nadir düşüyoruz. Ben hani burada çok problem olacağını sanmıyorum. Bu geceki fırtına da bunun kontrolü olmuş olacak benim için. Ama çok endişe ettim ha valla. Pimpirikli diyebilirsiniz ama ne yapayım. İşte biraz fazla sorumluluk alıyorum galiba üstüme.
Bu arada ahırı da pırıl pırıl yaptım. Dün hastayım biliyorsunuz, bugün hala böyle ciğerime inecek gibi boğaz ağrım. Ama dayanamadım. Ahırı da pırıl pırıl yaptım. Hatta bu sandığı bakın, buraya koydum. İçi de bayağı eşyamı aldı. Daha da alacak yani. Kullanışlı oldu burada benim için. Yürü. Yaban yeme onu yaban. Kesin mi yaban? Yukarıyı bir merak ediyorum. Buraya bir bakmam lazım. İyi bakın, biberler Maya kendini toparladı. Ama tabii içinde kötü olanlar da var. Marullar burada tutmadı. Marulları yeni fideler alacağım. Hey, in aşağı. Hayır. Ben şeyi merak ettim, yağmur yağdığında, çok yağdığında su nereye gidiyor, ama herhangi bir problem olmamış. İyi var ya. Yaban! Çabuk dışarı çık! İn aşağı! Bir dakika, rahat yok ya. Evet, fideleri iyi ki dikmedik. Şimdi bu yağmurun üstünde toprak da güzel ıslanıyor. Şimdi diktiğimizde çok daha iyi olacak bakalım. Bu yağmur herhalde bir iki gün falan sürecek. İyice bitsin. İnşallah şöyle felaket olmadan toprak doyasıya böyle ıslanır. Suya, su ihtiyacını giderir. Sonra biz de fidelerimizi dikeriz. Bu yaza güzel bir şekilde kendi sebzelerimizi yetiştirerek girme fırsatını buluruz inşallah. Bir de iç saçımı merak etmiyorsunuz. Bakın. Şu an 2 ay oldu. 2. aydayım. Ve gayet güzel gidiyor. Şu an belki parlıyor olabilir. Ama gerçekten uzamaya başladı yani. Fark ediyorum önceki şeylerime, dönemlerime göre. Asıl 3. ve 5. aydan sonra biraz daha hızlanacakmış uzaması. Tabii 1 sene içerisinde randımanı alacağım, tam randımanı. Ama benim saçımda dökülme yaşanmadı. Normalde ekim yapıldıktan sonra bir şok dökülme oluyor. Bende o şok dökülme çok olmadı. Ben öyle çok bir şok dökülme yaşamadım yani, ekildikten sonra komple kel kalmadım, en azından onu söyleyeyim. Belki hani kendi saçlarım var benim, belki onlar da destek oldu, bilmiyorum. Ama şu an uzamaya devam ediyor. 2. ayımdayım. 19 Şubat'ta oldum operasyonu. Hatırlarsınız, eski videolarda var operasyon videom. Saç ektirmeyi düşünenleriniz varsa inanın yani, İstanbul'da EMS klinik diyorum. Ve eğer kafanızda böyle bir düşünce varsa yani ektirin. Bakın 2 ay geçti üstünden. Ne oldu? En fazla bir 2 hafta istirahat ettim. İlk 10 gün biraz beni zorladı. 10 günden sonra zaten hayatınıza normal bir şekilde devam ediyorsunuz. Ya hiç böyle büyütülecek bir olay değil. Bakın şimdi belki 3-5 ay sonra
saçlı, eski gençliğimdeki gibi bir Kaan olacağım yani. Ne kaybettim yani, ne oldu sanki? Böyle bir fırsat varken bence kafanızda böyle bir düşünce varsa ve çekiniyorsanız bir dakika bile düşünmeyin yani, gidin yaptırın. EMS kliniğe de giderseniz İstanbul Ataşehir'de, bizim adımızı verirseniz size özel indirim yapacaklar. Bize özel indirim yapacaklar. Onu da bilgilendireyim sizi. Bugünlük de size şöyle bahçenin yemyeşil haliyle veda edelim. Bahçemiz iyice botanik gibi oldu vallahi. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğenmeyi unutmayın videolarımızı. Rica ediyorum. Beğeni istiyoruz. Abone de olursanız çok seviniriz. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey. Allah ne muradınız varsa versin bakın. Gönülden söylüyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.